Türkiye dünyadan kopuk değil. Dünyaya entegre olmuş vaziyette, dünyayı anlamadan da Türkiye'yi anlamak mümkün değil artık. Onun için de dünyaya iyi bakmamız lazım. Şimdi değerli arkadaşlarım, arkamıza tablo geldi. Küresel ekonomide ılımlı bir toparlanma sürecine başladığını görüyoruz. 2017'de nihayet dünya genelinde bir toparlanmanın başladığını görüyoruz. Hem gelişmiş ülkeler hem de gelişen ülkeler birlikte büyüyor. Avrupa'daki büyüme pozitife geçti. Bizim için önemli, çünkü Avrupa bizim en büyük ihracat pazarımız. Peki bizde durum ne? Dünyada böyle de bizde durum ne dersiniz? Ona da baktığımız zaman Türkiye 2016'da müthiş bir performans göstererek, biraz sonra niye müthiş performans diyeceğim, %2.9'luk bir büyüme gerçekleştirdik. Dünya ortalaması %3.1. Diyebilirsiniz ki dünya ortalamasının altında, ama bizi geçmiş iki tane önemli bölge var. Birisi AB, birisi ABD. Bunlar bizim önümüzdekiler. Biz onlardan daha iyi büyümüşüz. Gelişen ülkelere baktığımız zaman, yani bizim de dahil olduğumuz grup 4.1 büyümüş. Özellikle Türkiye'nin ekonomisinin gelişmesinde, insanların mutluluğunda en önemli nokta işsizlik meselesi. Çünkü Türkiye'de her yıl 1 milyon kişi istihdam nüfusuna katılıyor. Yani Türkiye olarak her yıl 1 milyon kişiye iş bulmak zorundayız. Eğer iş bulamazsak bu 1 milyon kişiye, o zaman mutsuzlar ordusu artar, hepimizin istikrarı ve huzuru da kaçar. Destek şu: İlk 3 ay yeni işe alacağın kişinin maaşı devletten. Yanına adam alıyorsun, maaşını devlet veriyor. Sigortasını devlet veriyor. 3 ay sonra bu kişiyi çalıştırmaya devam edersen sadece çıplak ücretini veriyorsun. 773 lira olan, kişi başına düşen vergi ve SSK primlerinin hepsinde devlet ödüyor. Ki bu oran istihdamın üzerinde %35'lik bir vergi yükü getiriyor. Bunun tamamını devlet karşılıyor. İkinci talebimiz, istihdam talebinden sonra sizler adına talepte bulunduk. Krediye ulaşımda zorluklar yaşıyoruz. Kefalet Kredi Garanti Fonu diye bir müessese var. Duyanınız var mı içimizde? Kredi garanti, bir parmak kaldırın bakayım ya. Ön taraf duymuş, patronlar duymuş da arka taraf duymamış, haberiniz olsun. Bu ne iş yapıyor? Türkiye Odalar ve Borsa Birliği'nde ortak olduğu, kendi üyelerine yönelik olarak kefil oluyoruz biz. Düşünebiliyor musunuz? Bir iş adamımız bir iş yapacak, bankadan kredi kullanacak. Bankaya diyoruz ki ben bu insana kefilim, bu şirkete kefilim diyoruz. Eğer param batarsa, küçük orta boy işletme ise %90'ını benden al diyor. Büyük işletme ise %85'ini benden al diyor. Yıllık 9.9, yıllık 9.9 faiz oranıyla 80 bin kobiyi hedefledik. Ucuz finansman sağladık. Baba oğula vermez şu anda. Baba oğula 9.90'la kredi vermez, haberiniz olsun. Odalar Birliği ve 365 Oda ve Borsa, sizin kurumunuz, sizlerin üye olduğu kuruluşun bütün imkanlarıyla beraber 9.90'la kredi imkanı getirdik. Kullanılmaya da devam ediyor. Bir başka şey daha söyledik. Kefil olduk. Kredi kullandırıldık. KOBİ'lerin, kredilerin bozuk dedik. Kredi geçmişi bozuk. Sıkıntı yaşadılar. Peki ne çıkarttırdık? Kredilerin yeniden yapılandırılması kolaylaştırıldı. Son 6 ayda değerli kardeşlerim,
üyemiz olan 52 firmaların 6 ayda 52 milyar lira kredisi çok kolaylıkla yeniden yapılandırıldı. Bize bedava finansman lazım dedik. Gittik, görüştük, fikrimizi söyledik. 3 ay boyunca Ocak, Şubat, Mart SGK primlerini devletimiz dedi ki onun üzerine bize, sende kalsın Rıfat, sen bana sene sonunda yatır. Toplam 100 bin KOBİ'yi kapsayacak şekilde 50 bin lirayı geçmemek üzere faizsiz, bir yıl ödemesiz, 2 yıl yani 3 yıl içinde ödeyeceği 50 bin liralık kredi çıkarttırdık. Şu anda 30 bin KOBİ kullandı. Önümüzdeki dönemde de 70 bin KOBİ bunu kullanacak. Yani hepimiz millet olarak zengin olmak istiyoruz. Zengin olmak istiyoruz. Açık söyleyeyim, ülke olarak zengin olmak istiyoruz. Bunun da yolu var. Bakınız, bizimle aynı noktada başlayan ülkeleri şöyle 80'lere geldiğimiz zaman, baktığımız zaman aynı noktada yarışa başlamışız. Mısır'la, İran'la, Kore'yle, Türkiye, İran'ı, Mısır'ı geçmişiz. Geçtiğimizi de biliyoruz zaten. Ama bir tanesinin altında kalmışız. Kore. Aynı noktada yarışa başlamışız. Kore bizi 2,5 misli önümüze geçmiş. Peki biz işte buna gelmek istiyoruz. Kore'nin geldiği yere gelmek istiyoruz. Şimdi uzatmadan, lafı uzatmadan ne yapmamız lazım? Sizin ilgi alanınızda olanı söyleyeceğim, o kadar. Yenilik olmadan arkadaş artık zenginleşme olmuyor. Niye derseniz, bakınız bu tabloda. Geldik 2007'de 10 bin dolara dayandık, 3 bin dolarlardan 10 bin doların üzerine çıkamıyoruz. Kişi başına düşen gelirimiz. Yaklaşık 10 yıldır aynı yerde sayıyoruz. Şimdi bu şunu gösteriyor. Eskiden yaptıklarımızı tekrardan yaparsak ileriye gidemeyeceğiz. Yeni bir şey yapmak lazım. Yeni bir şeyler söylemek lazım. O da nedir? Onlardan bir tanesi inovasyon. İşinizde inovasyon yapacaksınız bakın kardeşim. Yani artık işlerimizi bildiğimiz usulde yapmıyor olmamız lazım. Eğer bunu yapmazsak o zaman kazananı oluyoruz. Bu sizler için, parakendecilik sektörü için çok önemli değerli kardeşlerim. Niye söyledi derseniz, bakınız sizin geleceğiniz e-ticarette, haberiniz olsun. Hepinize söylüyorum. E-ticareti keşfetmediyseniz dünün, şimdi bugün bakkallar nasıl şikayet ediyor, yarın da siz şikayet edeceksiniz. Bizden sonraki gelecek nesil hem iyi eğitim görmüş, hem yabancı dil biliyor. Bizim gibi biz bilgisayarın tuşuna bir tane basarken, ben birine basarken o onunla birden basıyor. Müthiş bir gelecek var. Şimdi onunla beraber Türkiye Allah'ın izniyle dünyanın en büyük ülkelerinden biri olacak. Siz de inanıyor musunuz buna? Allah hepinizin, hepimizin yolunu açık etsin. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.